Merhaba sevgili arkadaşlar. Şimdi bize yardımcı olacak ve her projede kullanacağımız araçlara geldik. Öncelikle bu gördüğünüz, hatta normalde dikey tutulmaz, şöyle tutayım. Bu gördüğümüz yatay ürünün adı breadboard. Breadboard ekmek tahtası diye çevrilebilir ama devre tahtası aslında bakarsanız. Peki breadboard'daki bazı şeylerin ne anlama geldiğini konuşalım. Öncelikle elektronikteki temel kural, kırmızı renk bize enerjiyi ifade eder. Yani 5 volt, Arduino için konuşuyorum. Mavi renk, aslında kahverengi demek daha doğru olur ama breadboardlarda mavi renk de kullanılıyor. Toprağı ifade ediyor. Yani sıfırı, yani enerjinin akacağı son noktayı ifade ediyor. Şimdi bu yatay kısım ve bu üstteki yatay kısım diyor ki, buradaki bütün delikler, bu delikli bir yapıdır breadboard dediğimiz ürün. Bütün delikler birbiriyle temas halindedir diyor. İstediğinizi kullanabilirsiniz diyor. Burada ise dikey pinler, bunlar da kendi içinde temas halindedir. Biz devre elemanlarını bu pinlere takacağız arkadaşlar ve bu pinler bizim için hayati önem taşıyacak. Ama şunu göreceksiniz, mesela şuraya taktığım bir ürün buraya da takılabilirdi. Buraya da. Çünkü bunlar altyapı olarak birbiriyle temas halinde olan, daha teknik konuşacaksak kısa devre, yani aynı hat üzerinde olan ürünler. Aradaki boşluk şu ikisi arasında ilişki olmadığını gösterir. Aynı şekilde buradaki boşluk da bu hatla bu hattın birbiriyle ilişkisi olmadığını gösterir arkadaşlar. Bu çok önemli bir kural. Bütün bunları zaman içerisinde deneyimleyeceğiz sizinle. Bir sonra kullanacağımız ürün dirençlerdir. Direnç konusunda özellikle duracağım. Çünkü dirençlerin hesaplanması her zaman sorundur. Oysa çok da sorun olmaması gereken bir şeydir. Dirençler 4 bant, 5 bant, 6 bant olabilir. Şu an gördüğünüz 5 bant benim kullandığımda bunlardandır. Çok da önemli değil. Nasıl hesaplanacağıyla ilgili olarak da çok bir şey bilmenize gerek yok. İnternete girip 5 bant direnç hesaplama dediğinizde karşınıza çıkacak herhangi bir hesaplama sitesi, mesela bu olabilir, İşinizi görecektir. Elinizdeki direnç kırmızı kırmızı, siyah siyah, özür dilerim 5 banta geleceğim. Kırmızı kırmızı, siyah siyah ve ucunda da işte altın olduğunu varsayalım. Altın, gümüş vesairedir. Altın olduğunu varsayalım. 220-11 direnç elde edersiniz. Yani elinizdeki direncin kodunu bilmiyorsanız yapmanız gereken şey bir hesap sitesi açıp oradan direncinizin renklerine girip değerini öğrenmenizdir. Ha, sonundaki altın değil de, özür diliyorum, başa geleyim tekrar. Sonundaki altın değil de gümüş olsaydı toleransı daha yüksek. Sonundaki altın değil de işte olmasaydı daha farklı bir tolerans elde edecektik. O yüzden arkadaşlar, pardon, kırmızı kırmızı, siyah siyah, sonunda muhtemelen siyah siyah, kırmızı kırmızı, siyah siyah, altın diyelim. Böylece direncimizin değerini görüyoruz. En sık kullanılan dirençlerden biri 220 ohmdur. Bir tanesi 10K'dır, 1K'dır. Bunların hepsini göreceğiz. Son devre elemanımızda, özür diliyorum, son devre elemanımızda kablolardır. Arkadaşlar çok net görünüyor mu bilmiyorum ama dişi, dişi, erkek, erkek, erkek dişi olmak üzere 3 tür kablomuz vardır. Kullanacağınız ürünlere bağlı olarak kablolarınızın pin yapısı önemli hale gelir. Mesela siz bir joystick bağlayacaksınız. Joystick'in ucunda pinler olduğu için sizin bir dişi kullanmanız gerekir. Siz de o pinleri gidip başka yere bağlayacaksanız bu durumda 3 numaraya ihtiyacınız olur. Erkek erkek kablolar çok sık kullanılır. Bunlara aynı zamanda kısalarına jumper kablo da denir. Atlama işi için kullanılır. Bunların tamamını göreceğiz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde
bir LED için devre kuralını konuşacağız. Ondan sonra diğer uygulamaları geliştirmeye başlayacağız arkadaşlar.